TİKA'nın Kırgızistan'a kalkınma yardımları devam ediyor. Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi, Milli Tarih Müzesi'nin onarılması gibi kalkınma yardımlarının yanı sıra Narın'da yaptırılan sağlık ocakları binlerce kişiye fayda sağlayacak, çocuklar, ekipman ve çeşitli malzeme yardımları yapılan kreşlerde daha modern ortamlarda okul öncesi eğitimlerini tamamlayacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA sadece büyük şehirlerde değil, Kırgızistan'ın en uç noktalarında dahi halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlarını sürdürüyor. Narın bölgesindeki köylerde hizmet veren sağlık ocakları bu hafta sonu TİKA Başkan Yardımcısı ve Kırgız yetkililerinin katılımıyla resmi olarak açıldı, malzeme desteği verilen kreşler ziyaret edildi. İki sağlık ocağı 60 bin dolara mal olurken 3 kreşe 15 bin dolar tutarında malzeme yardımı yapıldı. Narın'ın Atbaşı ilçesinin Birlik ve Emgek Tağlağı köylerine TİKA tarafından yaptırılan sağlık ocaklarının açılışında TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Kırgızistan Partisi lideri ve Narın Milletvekili Almazbek Bahtır Bekov, Narın Valisi Amanbay Kayıpov, Narın Atbaşı ilçesi Kaymakamı Semete Çekirbayev, Narın Belediye Başkan Yardımcısı Nurbek Hasankulov, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistanlılar ve basın mensupları yer aldı. Emgek Talağa köyündeki sağlık ocağının açılış töreninde konuşan Narın Valisi Amanbay Kayıpov, TİKA'nın her zaman kardeş Kırgız halkının yanında olduğunu söyledi. Kırgızlar ve Türkler tarih boyunca kardeş olmuşlardır. Geçenlerde gittiğim Kastamonu'da beni içtenlikle karşıladılar, kardeşleri olarak kabul ettiler. Kardeşlerimiz bize her zaman yardım ediyor. TİKA bu tür projeleri ilk defa gerçekleştirmiyor. Daha önce de Narın'a ve Kırgızistan'ın diğer bölgelerine pek çok yardımda bulundu. TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA'nın ilk kurulduğu coğrafyanın Atayurt toprakları olduğunu vurguladı. İlk kurulduğu coğrafya burası, bizim ata yurdumuz, Orta Asya. Sovyetler dağılır dağılmaz hemen ardından kuruldu. O geçiş döneminde ortaya çıkan yeni Türk Cumhuriyetlerine, orada yaşayan halklara, kardeşlerimize destek vermek için, omuz vermek için, onların yanında olmak için kuruldu. Mehmet Süreyya Er, TRT Avaz ve Medya Manas muhabirine özellikle kırsal kesime de hizmet götürmeye gayret ettiklerini söyledi. Bu atayurdumuzdaki faaliyetlerimiz bizim için apayrı bir ehemmiyet taşıyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da yine sağlıktan tarıma, ekonomiden diğer pek çok akla gelebilecek sahaya ilişkin faaliyetlerimiz, buradaki koordinatörlüğümüz aracılığıyla devam ediyor. Evet, bizim sağlık alanında diğer ülkelerde olduğu gibi Orta Asya'da, Kırgızistan'da da çok güzel projelerimiz yürüyor. Bu anlamda mesela 2014'te hayata geçirilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi şu an itibariyle çok önemli bir hizmet yürütüyor o bölgede. Bişkek'te de ondan daha ileri bir hastaneyi tamamlamak üzereyiz. 2015'te başladı. Bu sene itibariyle hizmete girecek inşallah. O da sadece Kırgızistan'da değil, Orta Asya'da, Türk dünyasında emsal teşkil eden hastanelerden biri olacak. Araştırma hastanesi aynı zamanda. Fakat bizim bu sizler de gördüğünüz üzere sağlık hizmetlerimiz sadece büyük şehirlerle sınırlı değil. Bilakis biz büyük şehirlerde bu faaliyetlerimizi yürütürken, sağlık hizmetlerini ulaştırmaya gayret ederken aynı zamanda kırsal kesimde de ülkenin değişik bölgelerinde de dezavantajlı kesimlere, toplum kesimlerine sağlık hizmeti götürmeye gayret ediyoruz. Kırgızistan Partisi lideri ve Narın Milletvekili Almazbek Bahtır Bekov, TİKA'nın Kırgızistan'da büyük projelere imza attığını söyledi. Kırgızistan'da TİKA Türk hükümetine bağlı bir kurum olarak Kırgızistan'da büyük işler yaptı. Türkiye'nin bugüne kadar Kırgızistan'a yaptığı yardım tutarının 1 milyar doları aşmış olduğunu duymam beni heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanımız Sooronbay Jeenbekov bu yılı bölgelerin kalkındırılması yılı olarak ilan etti. Dileğimiz TİKA'nın daha çok bölgelere yardımcı olması. Sağlık ocağı hemşirelerinden Dinara Bekiyeva, TİKA'nın yardımıyla modern bir sağlık ocağına kavuşmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi. TİKA'ya çok teşekkür ediyor ve bütün işlerinde başarılar diliyoruz. Köyümüzde böyle bir sağlık ocağının olması bizi çok gururlandırıyor.
Narın bölgesi Atbaşı ilçesi Akçar Köyü Sezim Kreşi Müdürü Iris Çetin Genova, yapılan yardımlarla çocukların rahat bir ortama kavuştuklarını dile getirdi. Akçar Sezim Bala Bahçesi'nde 115 bala var. 115 bala. Bizim kreşimizde 115 çocuk var. TİKA yardım edene kadar pek çok eksiğimiz vardı. TİKA'ya başvurduğumuz günden itibaren kendilerinden çok destek aldık. Bize 30 yatak, yastık ve yorgan gibi 100 farklı malzeme, 3 televizyon, 1 otomatik çamaşır makinesi, gaz ocağı, 100 çocuk için Türkiye'den kaliteli oyuncaklar verdiler. Çocuklarımız artık rahat bir ortamda okul öncesi eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Bütün veliler adına Türkiye'ye ve TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz. Oşonда эле дагы 100 балага лайыктуу оюнчук балага кызматта проектлашылды. TİKA Бишкек Program Koordinatörü Ali Muslu, TRT Avaz ve Medya Manas muhabirine Narın'da yapılan yardımlarla ilgili bilgi verdi. Sağlık ocaklarımız 80 metrekare. Yani bu köyde de yaklaşık 2500 civarında bir halk yaşıyor. Aynı şekilde diğer emgek tarlada 3000'e yakın insan yaşıyor. Bunların sağlık alanında ihtiyacını karşılayabilecek şekilde donatılara sahip bir sağlık ocağı olarak hizmete açılmış oldu. Bugün aynı zamanda biz Narın'daki sağlık ocakları açılışı vesilesiyle 3 tane kreşe destek olmuştuk. Onlara ekipman, mobilya, yatak, işte elektronik bazı ihtiyaçları vardı. Alet ekipman ihtiyaçları vardı. Bunları sağladık. Dıykan Köyü var. 5000 kişinin yaşadığı. Akçar Köyü var. Bir de yine Birlik Köyü var. Yaklaşık 10 bin kişinin çocuklarının istifade edebileceği 3 tane kreşe destek sağlamış oldu. TİKA 1993 ile 2016 yılları arasında Kırgızistan'a yaklaşık 64 milyon dolar resmi kalkınma yardımında bulundu. Kırgızistan'a Türkiye tarafından 2005 ile 2016 yılları arasında yapılan yardımların tutarı ise yaklaşık 930 milyon doları buluyor. Ellerim kutu ökül kayıp.